Kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Evet, kuvvet maalesef bu memlekette reisçumluk yapmış adamların ağzından çıkan laflar. Toparla Süleyman, ben zengini seviyorum. Özel de nereden getirirseniz getirin zengin olun. Sözlerinin sahipleri bunlar. Kuvvet. Zenginlikten maksat kuvvettir. Rabıta şeyi dayandığı nokta kuvvettir. Felsefecinin hayat içtimaiyede dayandığı nokta kuvvettir. Kuvvetin varsa haklısın. Kuvvetin yoksa hiç kimse seni dinlemez. Şimdi bakın, demokrasi zırt 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 bağırıp duruyorlar. Bu demokrasi dediğiniz meclise hiç parası olmayan bir insan girebiliyor mu? Fakirin biri. Ya bu Allah bu aklı, fikri, bu hikmeti hep parası, cebinde parası olanlara mı vermiş be kardeşim ya? Zaten fakirlerde de bir şey vardır elbet. Herhalde fakirlerde de zaten bir şey vardır. Bugüne kadar ben parasızım kardeşim ama ben hikmet erbabıyım diyen bir insanın şu meclise girmek imkanı olmuş mudur? 100 seneden beridir. He? Soruyorum. Aday olmak için partilere kaç lira ödemek lazım? Birinci kaide bu. Ne param yok? Paran yoksa adam değilsin, hadi. Bir nizamın ki parti vazgeçilmez şartıdır. Bir nizamın ki particilik vazgeçilmez şartıdır. O bizim birinci derecede vazgeçtiğimiz şarttır. Birinci derecede. Birinci derecede vazgeçtiğimiz bir nizamdır. Demokratik laik sistemin devamı için namusu, şerefi üzerine yemin etmiyor mu bu partilerin hepsi? He? Etmiyorlar mı? Ediyorlar. Bunların namusu, şerefi varsa zar koruyacaklar. Halbuki biz de bunu yıkacağız. Biz de bunu yıkacağız. Azm-ı kat'i ile. İnşallah. Azm-ı kat'i ile. Felsefecilik işte bu. Dayandığı nokta kuvvet. Kuvvetin varsa adamsın. Yoksa hiç konuşma. Biz bir zaman Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda bir sendika mümessili olarak Ankara'ya geldik. 1959-60 o seneler. 61-62. Hangi gün? Bize muhatap olduğumuz, yani hak talep ettiğimiz adamın sözü şu oldu. Kardeşim siz ne konuşuyorsunuz? Büyük balık küçük balığı yutar. O kadar. Özetledi adam bize. Teşekkür ederiz dedik, çıktık. Ağzımızı payını aldık, çıktık. Kuvvetliysen adamsın, hakkın var. Kuvvetsizsen ne adamsın ne hakkın var. İşte felsefenin hayat içtimaiyeye verdiği ders bu. Halbuki kuvvetin şanı nedir? Tecavüzdür. Bir insan kuvvetli oldu mu tecavüz eder. Azgınlık yapar. Azgınlık yapar. Eğer o kuvveti hak bir nizamın elinde değilse, hak bir vicdanın elinde değilse, o tahribat yapar. İnsanlara zulmeder, işkence eder, tahakküm eder. Ezer. Kuvvetin şeyini tecavüzdür. İkincisi, hedefte menfaat. Gayesi hedefte menfaattir. Menfaati varsa 40 tombalak aşar. En zelil, en kepaze insanların ayağını öper derecesinde zillet gösterir. Menfaati yoksa tam bir firavun olur. Burnunu göremezsin. Kaf Dağı'nda olur burnu. İşte felsefeciliğin özeti bu. Felsefeciğin dinden kopuk ilmin
dinsiz ilmin marifeti bu işte. Evet. Düstur-u hayatı cidal tanır. Evet. Düstur-u hayatı cidal tanır. Çarpışma. Çarpışma. Zorla alacaksın. Zorla alacaksın. Kimse senin kardeşim bu senin hakkındır demek yok. Hakkınsa kopar al. Cidal. Çarpışma. Osmanlı'da çok meşhur bir hadise var. Adam gelir oranın mülkiye amirine der ki benim şöyle şöyle bir hakkım var. Bu hakkımı tahsil edemiyorum. Ne yapıyorsam şey yapamıyorum. Adam diyor ki dön arkana. Dönüyor adam arkasını. Mürekkepli kalemle sırtına yazıyı yazıyor. Bu adam filancaya havaledir diyor. Bu adamın derhal muhtesebatı verilsin. Altına imzasını açıyor, havale ediyor. O gidiyor o havale ettiği yere. O da görülmüştür. Muhtesebatı verilsin, altına imza ediyor. Sırtındaki dilekçeyle ceketine yazılmış. Cübbesine yazılmış. Ondan bir saat sonra, iki saat sonra hakkını alıp çıkıyor. Git kağıt getir. Bu kağıt olmamış bilmem hangi kalemle yaz. Ya kalemle olmayacak diye yok. Dilek daktiloyla yaz. Bugün değil yarın gel. Öyle değil. Hemen arkanı dön demiş. Çok meşhur bir hadisedir bu. Sırtına yazmış. Ondan sonra filanca yere havale demiş. O da sırtına dibine görüldü. Şöyle şöyle yapsın. Öbürüne gidiyor. İşte 4-5 yere ondan sonra 2 saat sonra adam ne muktesebatı neyse alıp çıkıyor. Şimdi bugün bu olur mu? Bu adam meclis kapısından nasıl girer?